Emekli kök maaşında kritik gelişme. Son maaş tablosu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 hafta sonra emekli maaş zammı netleşecek. Temmuz'da emekliye zam düzenlemesi, kök maaş tablosu ve taban aylıklarını da değiştirecek. Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o detay. Emekliler için iki önemli düzenleme yapılacağı belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerinin gelirlerini artıracak bu düzenlemeler, Temmuz ayının ilk iki haftasında hayata geçirilecek. Emekli zammı, 16 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Hükümet, kalıcı refah artışı için tek haneli enflasyonu hedefleyerek, ücret artışı enflasyon artışı, döngüsünden çıkmayı amaçlıyor. Piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışları planlanıyor. Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin etkilerini atlatmasının ardından emeklilere kademeli olarak eksem yapmaya devam edecek. Temmuz ayında ise 16 milyon emeklinin geliri, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak. 3 Temmuz 2024'te kesinleşecek olan 6 aylık enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli kök maaş zammı yakın zamanda belli olacak. Memur ve memur emeklileri için zam oranı enflasyon farkı ve %10'luk toplu sözleşme zammı göz önünde bulundurularak hesaplanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zammını eşitleme formülü önemli bir konu olarak masaya yatırılacak. En düşük emekli maaşı için atılacak adımlar ve yeni rakamın meclise sunulması süreci hız kazanacak. Haziran ayı enflasyon rakamı 3 Temmuz çarşamba günü açıklanacak ve bu rakamın belirlenmesiyle birlikte 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacakları maaşlar netlik kazanacak. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayında enflasyonun %2,56 olacağı tahmin edilirken bu tahminlere dayanarak tüketici fiyat endeksinin 2340,26 seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olacağı verilerle belirtiliyor. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zammı da %25,86 oranında olacak. Memur zammı ise enflasyon farkıyla birlikte %20,04 olarak hesaplanıyor. Temmuz'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %26, memurlar ise %21 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı talimatı da bu ay gündemde. Ocak 2024'te Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zammı %37, 57'den %49, 25'e çıkarılarak memur emeklileriyle eşitlendi. Memur emeklileri için eşitleme formülü Temmuz döneminde de göz önünde bulunduruluyor. Bu formülün uygulanması halinde memur emeklileri %5 in üzerinde ek alacak. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı Hazine desteğiyle artacak. Tahmini olarak %26'lık enflasyon beklentisi doğrultusunda maaşın 12500 Türk Lirası ile 13000 Türk Lirası arasında belirlenmesi öngörülüyor. Masadaki en güçlü rakamın 13.000 Türk Lirası olduğu belirtiliyor ve kesinleşen enflasyon rakamları sonrasında yeni rakam meclise sunulacak. Emekli maaşlarına yapılan 6 aylık zam miktarı belirleniyor. Bu zam oranı doğrudan emeklinin temel maaşına uygulanıyor ve buna ek olarak %4 ek ödeme yapılıyor. Eğer bu rakam temel maaşın altında kalırsa hazine desteği devreye giriyor. Emekli maaşlarındaki zammın ardından %4 ek ödemeyle birlikte 9500 Türk Lirası kök maaşı olan bir emeklinin ödemesi 9880 liraya yükseliyor. Ancak en düşük emekli maaşının 10000 Türk Lirası olduğu düşünülerek hazine desteği ile bu rakam tamamlanıyor.